Merhaba, ben Çağatay. Bu videomuzda burada gördüğünüz parçayı keme atıp işleyeceğiz. Şimdi öncelikle keme atmak için define part ediyorsunuz. Buradan gelip üstüne basıp ben daha önce yapmıştım. Buraya isim verebilirsiniz. Okey deyip çıktım ben. Unsur ağacımı Ctrl O tuşuna basıp kapattım. Şimdi yeni bir tane sayfa açacağım ve bu sayfa Bootcamp sayfası olacak. Burada bir tezgahım var. Onu otomatik olarak seçtim ben. Okey dedim. Karşıma geldi. Şimdi buraya parçayı pozisyonlayacağız. Şöyle Positioning Part butonuna basıyoruz. Ve hangi parça? Bu parçayı alacağım diyorum. Geldi buraya. Şunu büyütelim. Şöyle. İsterseniz Next butonuna basıp böyle döndürebilirsiniz. Ben bu şekilde gelmesini istiyorum. Okey dedim. Hardwood olsun. Okey. Buraya geldi. Şimdi öncelikle burada yaptığım operasyonları analiz ettireceğim. Şöyle. Burada nasıl yaptık bunları? Şunları. Boot menüsündeki Sieve komutuyla hepsini kestik bunların. Şuradan Edit butonu tıklatılıp sonrasında bu parçayı getirdiğimde yaptığım operasyonlar burada görünüyor zaten. Şunlar. Bu operasyonlar. Şimdi unsur ağacımızı kapatalım. Diğer tarafa gidelim. Burada. Analiz edeceğim. Ama burada gerekli takımları tabii öncesinde tanımlamış olmanız lazım. Şöyle yapıyorum. Operation analiz diyorum. Şurada bakın. Machine dedim. Hesaplıyor şimdi bunları. Şu an otomatik olarak takım yollarını oluşturuyor. Eğer burada yapacağım operasyonla ilgili takım magazinimde yoksa onunla ilgili bana uyarı çıkartacak burada. Ben daha öncesinde bütün kullanacağım takımları magazinime eklemiştim. Onun için böyle bir uyarı almayacağım ben şu an. Şu an operasyonları yaptı. Çıktık buradan. Şöyle bir durum var. Şöyle bakalım. Burada bakın, çizgiler var, körlerim var. Bunlara istinaden ben buraya kanal açmak istiyorum. Buraya kanal açtığım zaman direkt keme de yansıyacaktır bu operasyonlar. Komutumuz grow. Grow komutuna giriyoruz. Şöyle mesela bu referans körve istinaden ben bir kanal açacağım. Yüzey burası. Toolpath burası, takım yolumuz ve bunu işleme tabi tutacağım deyip tekrar parçayı seçiyorum. Stop dedim. Şu tarafa çevirdim. Bu tarafa doğru gitsin. Okey. Şöyle bir ekran geldi karşıma. Bakın. High arm, centered ve up arm diye iki tane seçenek var. İçeride, dışarıda ve üstünde diye. Ben şu an ortadan işleyeceğim bunu. Ortasında dedim. Gap distance şuradan mesafesi. Bunu 0 diyorum. Tam çizginin ortasına aldık. Grow width, kanal genişliği 3 milim olsun. Grow depth de 5 milim olsun. Kanal derinliği de 5 milim olsun. Eğer şöyle göstermeye çalışayım. Radius derseniz bıçağın yarı çapı yani şuradan dışarıya taşıyacaktır. Edge derseniz bıçağın ucu tam burada
duracaktır bu şekilde. Dışarı taşmayacaktır. Yani ben H dedim ikisine de, giriş ve çıkışa. Okey diyorum. Buraya kanalı açtık. Şöyle baktığım zaman burada. Kapattım bunu. Şimdi bunları çoğaltacağım. Diğerlerine de aynı işlemleri siz yapabilirsiniz. Şöyle bununla, yani şu ikisinin arasında 6 milim mesafe var. Teyit edelim. Geldim buradan distance komutunu seçtim. Bununla bunun arasında 6 milim mesafe varmış. Şöyle yapıyorum. Bunu çoğaltacağım. Üstüne bastım. Şöyle sağ klikle buradaki menüyü elimin altına aldım. Propagate'in üstündeyken bıraktım sağ klik. Bu gizlendi. Doğru yoldayız. Doğrusal olarak git diyorum. Yön olarak nereyi belirteceksin bana? Buradan seçebilirim ya da şuradan gösterebilirim. Şöyle yukarı doğru gösterdik bunu da. Okey dedim sağ klikle. Toplam mesafeyi bilmiyorum da per instance, yani aradaki adımları biliyorum. Aradaki adımlar 6'şer milim. 6 enter dedim. Kaç tane varmış? 11 tane. Bir geri alalım. Yanlış saymışız. 12. Gördüğünüz üzere bunları bu şekilde çoğalttık. Buraya da yine aynalayabilirsiniz. Diğerlerini de yapabilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Çıktım komuttan. Kaydettim bunu. Cam sayfasına gidiyorum. Cam sayfasında bakın. Buraya gelmiş kanallarımız. Şöyle yapalım. Tekrar operasyonda bakıyorum. Bakın kanallar da gelmiş. İstemediğiniz bir yer varsa, bir kanal varsa buradan seçip çift klikle iptal edebilirsiniz. Ha, şuradan. Ben hepsini istiyorum. Machine dedim. Bunları da yine hesaplayacak. Yalnız ne diyor şu an? Bahsettiğim uyarı. 3 milimlik freze bıçağın burada tanımlı değil diyor. Çıkalım buradan. Şöyle yapalım hemen. Buraya gelip bunu da görmüş olun. Mill tool. Slot mill. Buradan 3 milimlik bıçağı buraya aktardım. Okey dedim. Şimdi analiz ettiriyorum. Burada yine seçimler mevcut. Machine dedim. Tekrar bunları hesaplayacak. Şu an kanal operasyonlarımız da bitti. Çıktık buradan. Şöyle bakalım. Operasyonlar burada. Şimdi bu operasyonlar güncelliğini yitirmiş. Bunları bir yeniden hesaplatalım. Şimdi yeniden hesaplamada sonuçlandı. Gördüğünüz üzere buraları da işlettik. Bakalım. Operasyon listesinden Ctrl A'ya basıp hepsini seçiyorum operasyonların ve Verify diyorum buradan. Sonrasında burada simülasyon ekranımız açılıyor, karşımıza geliyor. Buradan bir play'e basıp nasıl operasyon yaptığını görebiliyorsunuz. Burada. Diğerlerini de yine aynı şekilde çoğaltıp kopyalayarak yapabilirsiniz.